Birçok ülkede hükümetlere kafa tutan terör örgütleri tank savarlar, roket atarlar, makineli tüfekler kullanıyor. Peki bu gelişmiş silahları nereden temin ediyorlar? Sadece Suriye'de 7 yıldır aralıksız kullanılan silah ve mühimmatlar düşünüldüğünde sorunun yanıtı daha çok anlam kazanıyor. Bir kısım silahlar terör örgütlerinin ele geçirdiği kentlerde askeri tesislerin yağmalanması sonucu elde ediliyor. Büyük bir kısmı ise batılı ülkelerden temin ediliyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Afganistan'da terör örgütü DEAŞ ve Taliban'a silah ve mühimmat taşıyan helikopterler tespit ettiklerini duyurdu. Saripul kentinde tespit edilen bu helikopterlerin hangi ülkeye ait olduğu henüz bilinmiyor. Milyonlarca Müslümanın can verdiği Irak ve Suriye'de de silahların büyük bir kısmını batılı ülkeler temin ediyor. Londra merkezli Çatışma Silahlanma Araştırmaları Merkezi tarafından hazırlanan DEAŞ'ın Silahları adlı rapor, YPG ve DEAŞ'le ABD arasındaki işbirliğini gözler önüne seriyor. Rapora göre ABD 2015'te Indiana merkezli Keystar Police Supply adlı firmayla 600'e yakın tank savar füzesi için anlaşma yaptı. Keystar firması, antitank füzeler için Bulgaristan'daki Sage Consulting firmasına sipariş verdi. Bulgar firması siparişleri hazırlayıp 12 Aralık 2015'te firmaya teslim etti. Amerikalı yetkililerin 12 Aralık 2015'te teslim aldığı tank savar füzeleri 9 Şubat'ta Irak'ın Ramadi kentinde DEAŞ üyelerinde ortaya çıktı. Yani sadece 59 gün sonra. Olaydan birkaç gün sonra ise aynı füzeler bu kez Suriye'de DEAŞ'lar tarafından kullanılmaya başlandı. ABD bir taraftan DEAŞ'a silah sağlarken diğer yandan da DEAŞ'la mücadele bahanesiyle terör örgütü YPG binlerce tır dolusu silah yardımı yaptı.